da tebrik ediyoruz. Mardin'de Ahmet Türk. Peki. Evet, onursal adı güzel efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı mı diyelim, adayı mı diyelim yoksa başkanı mı diyelim acaba? Sayın Adı Güzel, merhaba efendim. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şaşkınız açıkçası biraz. Sonuçları bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk AKP adına. Nasıl değerlendireceksiniz? Önce Ataşehir'den başlayalım. Ondan sonra şöyle seçimi genel anlamda bir değerlendirelim. Öncelikle tabii biz uzun zamandır anketler yapıyorduk. Anketlerde de bu rakamları hem Büyükşehir Belediye'mizden arkadaşlarımız bize iletiyordu, il başkanlığımız. Sahada da inanılmaz bir ilgi vardı. Sandığa yansıma olması da bizim için büyük bir mutluluk. Tabii sadece Ataşehir'de değil, biz Ataşehir'de 52 binden fazla oyla seçimleri kazandık başkanlıkta. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda da çok ciddi bir fark var. Aynı şekilde belediye meclislerinde de. Ama ben şu an Beykoz İlçe Başkanlığımızdayım. Beykoz'da da 1400 oyla öndeyiz ve burada da seçimi alıyor olacağız. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Yanımda Beykoz İlçe Başkanımız var, yöneticilerimiz var. Islak imzalı tutanakları takip ediyoruz tek tek ve sonuçları toparlayıp Beykoz'da da bir oyumuzun bile boşa gitmemesini sağlayarak Beykoz'u da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altına almış olacağız gibi görünüyor. Şu an 1500 oya yakın bir oyla önde görünüyoruz zaten Beykoz'da da. Hala da gelen sonuçlar var. Farkında artacağını düşünüyoruz. Sayın Adı Güzel, muhalefetin bu başarısını neye bağlıyorsunuz? Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir yenilenme süreci oldu. Adaylar büyük bir titizlikle belirlendi. Bu süreçte gençler, kadınlar önemli bir rol aldılar. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız hem 5 yıllık görev sürelerini iyi götürdüler, hem de çok güçlü kampanyalar yaptılar. Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da. Böyle olunca da tabii başarı kaçınılmaz oldu. Aynı zamanda vatandaş çok önemli bir mesaj verdi iktidara. Emin olun, yarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Türkiye'de. En önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisi 40 küsur yıllardan sonra, yani 43 yıllardan sonra birinci parti olmuştur. Herkesin çok sık dile getirdiği, bugün genel başkanımızın da söylediği, cam tavanı tuzla buz etmiştir. Bu da çok büyük bir mutluluk. Tabii bu birikimin ve bir sürecin sonucu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bir Türkiye partisi olarak her kesime dokunduğunu da görüyor olmak bizim için büyük bir mutluluk. Gazi Osman Paşa'dan Tuzla'ya, Silivri'den Sancaktepe'ye birçok ilçeyi kazanmış olmamız da İstanbul'da bizi çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda Ekrem Başkanımızın da 1 milyona yakın oyla kazanmış olması da aslında çok önemli bir mesaj diye düşünüyorum. Evet. Peki AKP'nin bundan sonraki yol haritası ne olur sizce? Yani şu aşamadan sonra toparlayabilir mi, ya da öyle sorayım? Bence bir iç değerlendirme sürecine girecektir. AKP'nin toparlanması hiç de kolay değil. Ama biz önümüze bakacağız. AKP'nin ne yaptığı çok bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandığımız belediyelerle, büyükşehrimizle çok daha iyi hizmet vererek ekonomik krizde bulunan vatandaşımızın yanında olarak bu süreçleri en iyi şekilde atlatıp önümüzdeki genel seçimlere hazırlanıyor olacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde de bu yerel yönetim gücüyle çok büyük bir başarı kazanacağını düşünüyorum. Sayın Adı Güzel, sorun... Bir sorum tabii var, ki, çok merak ettim. Ataşehir'e ilk icraatiniz ne olacak bu seçimlerden sonra? Uzun zamandır Ataşehir'de birçok çalışma yapmıştık. Bizim vizyon projelerimiz var bu konuyla ilgili. Ama ilk icraatlarımız çocuklara ve gençlere dokunan sosyal tesisler projelerimiz olacak. Evet, çok teşekkür ederim. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim, iyi akşamlar. Peki, kısacık bir araya gidelim. Daha sonra tekrar sizlerle olacağız.